İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü derste tahvil piyasasını inceleyeceğiz. Tahvilin talep ve arzına bağlı olarak menkul kıymetler piyasasında, tahvil piyasasında faiz oranının nasıl belirlendiğini inceleyeceğiz. Bir önceki dersten hatırlayacaksınız, faiz oranı bir tahvilin piyasadaki fiyatını doğrudan belirliyordu. Şöyle ekranda hemen ders notunun şu üst bölümüne yazdığım notu birlikte bir okuyalım. Faiz oranının arttığı dönemlerde biliyoruz ki diğer koşullar sabit olmak koşuluyla tabii ceteris paribus, faizin yükseldiği dönemlerde tahvillerin ikinci elde piyasa fiyatı düşüyor. Tahvilin fiyatının düşmesi, fiyat düştüğü zaman iktisatta genel kural, fiyatı düşen şeyin talebi artar. Bakın bu durumda tahvilin fiyatının düşmesi tahvilin talebini artırıyor. Peki fiyatı düşen herhangi bir varlığın arzı ne olur, sunumu ne olur? O da azalır. Bu bizim genel iktisat bilgimizle uyumlu. Burada kritik nokta şu olacak, birazdan başlayacağımız analizde de çok işimize yarayacak. Şunun görülmesi çok önemli. Bakın faiz oranı arttığı zaman, faiz oranı arttığında tahvilin talebinde artış oluyor. Yani diyorum ki şu çerçeve içine aldığım iki değişkene bakarsanız faiz oranı ve tahvil talebi ne dersiniz, doğru orantılı mı ters orantılı mı? Görüldüğü gibi artarken artıyor, doğru orantılı. Bu biraz ezberimizi bozuyor, doğru orantılı. Çünkü talep dediğimiz zaman bağımsız değişkenle ters orantılı bağlantı ilk planda akla geliyor. Bakın arzda da elbette tam tersi olacak. Şöyle ki faiz oranı arttı, tahvilin fiyatı düştü, tahvilin arzında azalma olur dedik. Ama faizle tahvil arzı ilişkisine bakarsak, faiz oranı ile tahvilin arzı bu defa da doğru orantılı değil, ters orantılı yazacağım. Yani eğer fiyatla ilişkisine odaklansaydık, iktisadın temel kuralında hiçbir değişiklik yoktu. Yani tahvilin fiyatı artarsa tahvilin talebinde azalma oluyor. Tahvilin fiyatı düşerse tahvilin arzında artma oluyor. Ama faizle ilişkisine baktığımızda tersi. Şimdi bu konuyu elbette daha detaylandıracağız. Öncelikle şuna değinmek isterim. Tahvil talebi derken kastedilen nedir? Mesela bir kişinin bir bankaya gidip ben tahvil almak istiyorum demesi ne demektir? Ya da bir kurumun, bir devletin tahvil arz etmesi ne demektir? Tahvil sunması ne demektir? Bunu sınavlarda soru çözmeyi kolaylaştıracak şekilde şöyle kodlamanızı öneririm. Tahvili talep etmek, ben elimdeki parayı tahvil almak için harcamak istiyorum demek, borç vermek isteği demektir. Yani siz tahvil aldığınızda bir yatırım yaparsınız, doğru. Ama aslında borç isteyen birine borç vermiş olursunuz. Dolayısıyla tahvil talebini borç verme isteği, tahvil arz ettiğinizde ise piyasaya ben tahvil arz ediyorum, almak isteyen var mı dediğinizde borç istemiş oluyorsunuz. Bu durumda tahvil talebini borç vermek istemek, tahvil arzını da borç almak istemek diye kodlayabiliriz. Bakın bunları şöyle yazayım, şu yukarıdaki notları sildikten sonra. Şöyle temizleyelim. Tahvilin talebi ve tahvilin arzı kavramları örnek sorularda da göreceğiz. ÖSYM'nin daha önceki sınavlarda çokça soru yaptığı para banka konuları arasında. Bakın tahvil talebi, hemen şöyle üzerine yazabiliriz. Tahvil talebi borç vermek
olarak anlaşılabilir. Tahvil arz etmekse borç istemek olarak, borç istemek olarak kodlanabilir. Şimdi az önce gördük ki tahvil talebiyle faiz arasında doğru orantılı bağlantı var. Bakın, dikey eksen faizi yatay eksen tahvil talebini gösteriyorsa bu doğru orantılı bağlantıyı arkadaşlar bir grafikle göstermek istediğimiz zaman işte şöyle pozitif eğimli bir grafik çizmemiz gerekir. Bu pozitif eğimli grafikte fonksiyonda tahvil talebi olur. Ve ekranda gördüğünüz gibi faiz oranı R1'den R2'ye çıktığında tahvil talebi B harfiyle gösterirsek bondun B'si artar, B1 B2'ye çıkar. Yani tahvil talebi eğrisi üzerinde bu noktadan bu noktaya geliriz. Burada faizin artması tahvilin fiyatının düşmesi demektir. Bakın şöyle yazalım. Tahvilin faiz oranı yükseldiği zaman tahvil fiyatı düşer. Bunun tahvilin fiyatının düşmesi demek olduğunu akla getirdiğimiz zaman neden faiz yükseldiği zaman tahvil talep miktarı artıyor? Bu da daha anlaşılır olur. Bakın burada tahvil talebi artar. Tahvil talebi artar. Peki tahvil arzına bakarsak, o da yine yukarıdaki açıklama ışığında düşünürsek, faiz oranı yükseldiği zaman tahvilin fiyatının düştüğünü akla getirirsek, tahvil fiyatı düşer. Tahvil fiyatı düştüğü zaman da tahvil arzında azalma olur. Tahvil arzı azalır. Bu aşamaya kadar arz eğrisi dediğimiz zaman çizdiğimiz arz eğrileri hep pozitif eğimliydi. Ama bakın söz konusu tahvil olduğunda ve dikey eksende faiz olduğunda, aman dikkat, dikey eksende faiz var, buna dikkat edelim. Yani dikey eksende zaten fiyat olsa bildiğimiz arz eğrisi gibi çizilir. Bakın buraya da dikkat, burada da faiz dikey eksende. Dolayısıyla faize göre çizildiği zaman tahvil talebi pozitif eğimli, tahvil arzı negatif eğimli bir fonksiyondur. Peki tahvil talep etmek, borç vermek demek olduğuna göre, borç vermek demek. Öyleyse tahvil talebini etkileyen faktörlere bakalım. Tahvil talebi. Tahvil talebi yani borç verme isteğini etkileyen faktörler. Ekranda gördüğünüz gibi servet, beklenen getirisi, getiri, likidite derecesi, tahvillerin riski yani ödenmeme riski, bilgi edinme maliyeti, beklenen enflasyon gibi faktörler var. Toplumda servetin artması tüm varlıklara talebi arttırdığı için arttırdığı gibi tahvile talebi de arttıracaktır arkadaşlar. Bu durumda servet artarsa tahvil talebi artar. Üstüne koyduğum artı işaret biliyorsunuz doğru orantılı bağlantı olduğunu gösteriyor. Tahvillerin beklenen getirisinde artış olursa, beklenen getirinin artması, bir varlığın beklenen getirisi artarsa o varlık daha çok talep edilir. Tahvil talebi artar. Bir tahvil piyasada ne kadar likitse, yani ne kadar çok para yerine kullanılabiliyorsa o kadar çok talep edilir. Ama bir tahvilin riski artarsa, yani o tahvili çıkaran kurumun geri ödeme yapamayacağına dair bir risk algısı yükselirse o zaman azalır. Bakın o yüzden burada eksi işaret kullanmışım. Tahville ilgili bilgi edinme maliyetinin artması günümüzün internet teknolojisinin olduğu koşulları için çok anlamlı değilse de kağıt üzerinde bilgi edinme maliyeti artarsa tahvile talep azalır. Beklenen enflasyon. Arkadaşlar beklenen enflasyon bunun artması tahvilin beklenen getirisini azaltır. Buna bağlı olarak bakın beklenen enflasyonun artması tahvil talebini azaltır. Ben bununla ilgili notu şu ilerleyen sayfalarda bir boş bölüme yazdım. Bakın şurada izleyelim. Önceki derslerden hatırlayacaksınız. Şöyle bir notumuz var.
reel faizi bulmak istiyorsanız bir ekonomide gerçek faizi nominal faizden beklenen enflasyonu çıkarmalısınız. Yani banka %20 faiz verirken, şöyle bir örnek de hemen uydurabiliriz. Banka %20 faiz verirken, şuraya yazmalıyım, %20. Eğer bu ülkede beklenen enflasyon %3 ise, bu durumda reel faiz aslında %17'dir. Çünkü bankanın verdiği %20 faizin %3'ü enflasyon dolayısıyla yok olacaktır. Peki reel faizin böyle bulunduğunu hatırladıktan sonra bir ülkede beklenen enflasyonun artması reel faizi düşürecektir. Bakın beklenen enflasyon 3 değil mesela %5 olsa bu da 17 değil 15 olur. Peki reel faiz düştüğünde faizin düşmesi borç almanın maliyetini düşürdüğü için faiz biliyorsunuz borç almanın maliyetidir. Ama tersine borç vermenin de getirisidir. Yani faiz ne kadar düşükse borç almanın maliyeti o kadar düşer. Az önce öğrendik. Tahvil arz etmek demek borç almak demekti. O zaman beklenen enflasyonun artması reel faizi düşürdüğünden ve reel faiz borç almanın maliyeti demek olduğundan borç almanın maliyeti düşerse tahvil arzı artar. Ama reel faiz düştüğünde, beklenen enflasyon arttığında reel faiz düştüğü için borç vermenin getirisi düştüğünden tahvil talebi azalır. Evet. Bakın bu bilgiyle dönersek nota tekrar. O zaman beklenen enflasyonla tahvil talebi arasında ters orantılı bağlantı var. Benzer şekilde beklenen enflasyonla tahvil arzı arasındaysa demin gördüğümüz gibi doğru orantılı bağlantı var. Tahvil arz etmek demek borç istemek demekti. Buna bağlı olarak şöyle diyebilirim. Yatırımlardan beklenen karlılık arttıkça, yatırımdan beklenen karlılık, borç isteyenler daha rahat borç isteyebilirler. Bu tahvil arzını arttırır. Devlet, borç isteyen, tahvil piyasasında borç isteyen en büyük kurumdur. Kamunun bütçe açığı artarsa, dolayısıyla kamunun borçlanma ihtiyacı artarsa piyasaya daha çok tahvil çıkar. İşletmelerle ilgili vergiler, vergilerin artması beklenen karlılığı azalttığı için tahvil arzını da azaltacaktır. İşte bu tahvil piyasasındaki değişmeleri, tahvil arzı ve talebindeki değişmeleri, aynen mikro iktisattaki arz ve talep eğrilerini çizer gibi sağa sola kaydırmalar üzerinden şöyle inceleyebiliriz. Bakın soldaki grafikte tahvil talebinin artışını gösteriyorum. Sağdaki grafikte ise tahvil arzının artışını gösteriyorum şöyle. Tahvil talebi arttığında tahvil talep eğrisi sağa kayar. Tahvil arzı arttığında da tahvil arz eğrisi sağa kayar. Burada tabii biraz can sıkıcı olan arz eğrisi diye yazıp çizdiğimiz eğriyi negatif eğimli çizmemiz, talep eğrisi deyip yine çizdiğimiz eğriyi fonksiyonu pozitif eğimli çizmemiz. Burada grafikteki gösterim bize şunu anlatıyor. Bakın dikkat ederseniz burada hiç faizi değiştirmiyorum. Faiz oranı aynıyken, faiz aynıyken demek ne demek? Fiyatlarda bir değişme yokken, tahvilin fiyatı aynıyken, tahvil talebi artıyorsa bunun sebebi ne olabilir? İşte yukarıda saydıklarımız olabilir. Servet artarsa sağa kayar tahvil talebi eğrisi. Beklenen getiri artarsa, likidite derecesi artarsa tahvil talebi artar. Yani borç verme isteği artar arkadaşlar. Bunların tam tersinin tahvil talep eğrisini sola kaydıracağını siz de tahmin edersiniz. Notunuza ekleyebilirsiniz.
Tahvil arzı için de aynı açıklama geçerli. Faiz oranının değişmediği bir durumda tahvil arz eğrisi böyle sağa kayıyorsa bu tahvil arz artışıdır. Peki tahvil arzını ne arttırır? Mesela kamu kesiminin şurada gördüğünüz gibi borçlanma ihtiyacının artması, kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının artması tahvil arzını arttırır. Ya da yatırımdan beklenen karlılık tahvil arzını arttırır. Hiç faizde ve dolayısıyla fiyatta değişme olmasa bile. İşte tahvil piyasası dengesi dediğimiz zaman bu tahvil talebini ve tahvil arzını bir arada gösterip şu malum çarpı işaretini oluştururuz ve kırmızıyla gösterdiğim şu nokta tahvil piyasasında dengeyi ifade eder. Bu bir numaralı noktaya denge noktası dersek, bir numaralı noktaya denk gelen miktara tahvil arz miktarı ve talep miktarı diyeceğiz. Dolayısıyla şu B dediğimiz tahvil ifadesi hem tahvil talebini B'de hem de tahvil arzını ifade edecek. Madem denge bunlar birbirine eşittir. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Arkadaşlar dengenin üstündeki faiz oranlarında ne fazlası oluşur piyasada dersek her zaman genelde mikrodan aklımızda kalan şablonla dengenin üstünde arz fazlası var diyesi gelir kişinin. Ama burada dengenin üstündeki faiz oranlarında tahvil talep fazlası vardır. Tahvil talep fazlası. Ve tahvil talep fazlası borç vermek isteyenlerin borç almak isteyenlerden fazla olması demektir. Tahvil talep fazlasının olması piyasa faizini aşağı doğru baskılar. Yani faiz oranları düşer. Denge faizinin altındaysa, denge faizinin altında tahvil arz fazlası vardır. Tahvil arz fazlası yine kulağımızı biraz tırmalıyor. Ya da gözümüzü rahatsız ediyor. Çünkü genelde bu dengenin altında hep talep fazlası vardır demeye alışığız. Bu da faizleri yukarı doğru iter. Teorik olarak faizler artar. Piyasa dengeye doğru yaklaşır deriz. Bakın bunların bir şöyle daha önceden çizilmiş bir versiyonunu göstermek isterim. Faiz oranı denge faiz oranının üstündeyse, faiz oranı denge faiz oranının üzerindeyse tahvil talep fazlası vardır. Tahvil talep fazlası varsa aşağıda görüldüğü gibi faiz oranı düşer. Faiz oranı düşeri tahvilin fiyatı artar şeklinde de anlayabiliriz. Faiz oranı denge faiz oranının altındaysa işte şu da olduğu gibi burada da tahvil arz fazlası vardır. Tahvil arz fazlası. Tahvil arz fazlası olduğu zaman da faiz oranı artar. Aynen mikro iktisatta arz talep eğrilerini kaydırır gibi burada da birkaç olasılığı inceleyelim. Bakın başlangıçta piyasa dengesinin şu tahvil talebiyle şu tahvil arzının kesiştiği bir numaralı noktada sağlandığını varsayalım. Bir numaralı nokta. Bir numaralı nokta şu beyazla gösterdiğim nokta olsun. Faiz oranı R1 ve tahvil arz ve talep miktarı da B. Sonra bir sebeple tahvil talebi sabitken, altına siz de böyle yazabilirsiniz. Tahvil talebi sabitken tahvil arzında artış olursa, yani borç vermek isteyenlerin sayısı sabitken borç almak isteyenler artarsa o zaman tahvil arzının artması tahvil arz eğrisini sağa kaydırdığına göre, bakın şu negatif eğimli fonksiyon arz eğrisi şöyle sağa kaydırmış oluyorum. Bunun sağa kayması sonucu nedir?
klasik sınav soruları arasında. Yeni denge noktasına bakılır, faiz oranı eskisine göre yükselir, yani tahvillerin fiyatı artar. Faiz oranı artar. Faiz oranı artarsa tahvil fiyatı, biliyoruz ki, düşer. Ters orantılı olduğu için. Bir diğer olasılık, tahvil arzı sabitken tahvil talebi artarsa, tahvil arzının sabit olduğu durumda tahvil talebi artarsa, bu defa da başlangıç denge noktasını yine gösterelim. Şurası. Bu defa bakın tahvil arzını ve tahvil talebini şöyle gösterirsek. Bu defa arz sabit ama talep artıyor. Talep artıyorsa, talep eğrisini sağa doğru çektik. Pozitif eğimli talep eğrisi. Denge noktası değişti. Geldi 2 numaralı noktaya. Ve görüyorsunuz 2 numaralı noktaya geldiğinde artık faiz oranı R1 değil R2. Faiz oranı düşer. Faiz oranı düştüğü zaman tahvil fiyatı artar. Tahvil talebi azalırken tahvil arzı artarsa, bakın bu defa da yine mikroda da buna benzer çizimler yapıyorduk. Şöyle pozitif eğimli tahvil talebi, negatif eğimli tahvil arzı. İkisi birden değişiyor. Tabii tahvil talebi azalırken tahvil arzı artarsa hangi yönde kaydıracağız? Tahvil talebi azalırken dediğine göre tahvil talep eğrisini sola çekiyorum. Şöyle. Tahvil arz eğrisini de sağa çekiyorum. Tabii sağa sola çekme derecem soruda, bu tarz bir soruda belirtilmemişse miktarın nasıl değiştiğini söyleyemem. Ama miktar değişimi bu çizime göre olmadı. Ama fiyat eskisine göre, eskiden bakın şimdi faiz oranı ve dolayısıyla fiyat tabii ki değişiyor. Faiz kesinlikle artıyor. Faiz oranı artar. Faiz oranı artar dediğimize göre tahvil fiyatı da, tahvil fiyatı düşer dememiz gerekir. Evet, bu şekilleri böyle inceledik. Bakın şimdi şöyle birkaç soru üzerinden konuyu sorularla pekiştirelim. Arkadaşlar, hangisi tahvil talep eğrisinin sağa kaymasına yol açar sorusunu görüyoruz. Tahvil talep eğrisinin sağa kayması demek, şöyle üzerine eklersek iyi görünür. Tahvil talep eğrisinin sağa kayması, tahvil talebinin artmasıdır. Tahvil talebinin artması. Aşağıdakilerden hangisi tahvil talebini arttırır diye soruyor. Servetin azalması, tam tersi. Beklenen faiz oranının artması. Beklenen enflasyon oranının artması. Sağa değil sola. Diğer varlıklara göre tahvilin likiditesinin artması. Hatırlarsanız likidite ile tahvil talebi doğru orantılıydı. İşte bundan dolayı cevabımız Denizli. Risklilik derecesinin artması sağa değil sola kaydırır, yani azaltır. İkinci soru, beklenen enflasyon oranının artması tahvil talebini, tahvil arzını ve faiz oranını nasıl etkiler? Bakın önceki sayfada çizdiğimiz, çizimini yaptığımız bir konu aslında. Bakın ekranda aşağıda görüyoruz. Daha önce de dersin başında buradan yararlandık. Beklenen enflasyonun artması reel faizi düşürür. Reel faiz düştüğünde borç almanın maliyeti düşer ve tahvil arzı artar.
O zaman ben bu bilgiyle şu çizimi yaparsam bize ne lazım? Öncelikle dikey eksende faiz oranı, yatay eksende tahvil miktarı, pozitif eğimli tahvil talebi, negatif eğimli tahvil arzı. Tahvil talebiyle tahvil arzı kesiştiği zaman bir denge faiz oranı var. Şimdi bakalım. Beklenen enflasyon oranının artması, tahvil talebini nasıl etkiler? Tahvil arzını nasıl etkiler? Bakın, beklenen enflasyon oranı arttığı zaman tahvil arzı artıyor. O zaman tahvil arzı artıyorsa tahvil arz eğrisini şöyle sağa doğru çekiyorum. Tahvil arzı 2. Tahvil talebini ise azaltıyor. O zaman sola doğru çekiyorum. Tahvil talebi 2. Kırmızıların kesiştiği noktaya baktığımda faiz oranı eskisinden yukarıda. Başta neydi faiz oranı? Başta faiz oranı R1'di. O zaman beklenen enflasyonun artması tahvil talebini azaltıyor. Şu arttırırları çıkartıyorum. Tahvil arzını arttırır. Tahvil arzını arttırırsa bakın tahvil arzı artar. Ve tahvil talebi azalırken tahvil arzı artıyorsa ve faiz oranı da gördüğümüz gibi artıyorsa cevabımız Edirne oluyor. Tabii faizin artması da tahvilin fiyatının düşmesi demektir bildiğiniz gibi. Üçüncü soruya bakarsak bir tahvilin faiz oranının denge faiz oranının bakın bir tahvilin faiz oranının denge faiz oranının üzerinde olduğu durum. Dengenin üzerinde. Dengenin üzerindeyse hemen şöyle şuradan hatırlayalım. Denge faiz oranını R1 olarak görmüştük. Denge faiz oranının üzerindeyse tahvil talep fazlası vardı. Tahvil talep fazlasının olması da faiz oranlarını düşürüyordu. Bu durumda tahvil piyasasında talep fazlası vardır, faiz oranı düşer. Talep fazlası vardır ve faiz oranı düşer seçeneğini bulacağız. Bakın şu olmaz, faiz artar diyor çünkü. Arz fazlası diyor, talep fazlası vardır ve faiz oranı düşer. Tahvil fiyatları da artar. Bunları da her defasında eklemekte fayda var. Tahvil fiyatı artar. Evet arkadaşlar, tahvil piyasasını incelediğimiz bu dersin sonuna geldik. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.